Merhaba canlar. Beni affet. Seni sevmediğim zaman şehirde ağlardı. Ben seni sevdiğim zaman bu şehirde ayrılık ağırdı. Beni affet. Bir adım kalmadı geriye. Kırılmış şeylerin nihayetinde, ılığın peşinde. Beni affet. Seni sevdiğim zaman bu şehirde arkadaşlar, beni affet. Bugün affetmekle ilgili programımıza bu Özcan Deniz'in parçasıyla giriş yapmış olduk. Normal doğal ritmimize girelim ve affetme konusunu işleyelim. Merhaba canlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben de tabii biraz duygulandım. Çünkü benim de arkadaşlar affetmeyi seçtiğim ve uzun zamandır bunun üzerinde çalıştığım canlarım var. Eğer bir kişiye küstüysek elbette onu sevdiğimizden kaynaklanıyor olabilir mi? Bundan daha iyi nasıl olur? Herkese hoş geldiniz diyorum. Sevgili Semram, can dostum, Ayten Akdoğan, Coşan Barankoğlu, Ayten Akdoğan, Nevin Metinkan, Yakup Han, Yasemin Tuğcu, Yasemin Coşan Barankoğlu ve Instagram'da beni takip eden Hava Galeli, Yaşam Koçu arkadaşım, bununla birlikte Gülistan Beyaz, Geya Geç Gel, Hatice Abi Yalçın, Gala Geç Gel, Necmi Şener ve herkese hoş geldiniz diyorum. Ağlamak yok. O anda arkadaşlar beni affet deyince tabii ki benim de biraz gözlerimden yaşlar süzüldü. Filizciğim hoş geldin canım arkadaşım benim. Arkadaşlar bugün affetmek konusunu işleyeceğiz. Hazırlık sınıfımızın 10. dersindeyiz. Merhaba Serapcığım, Serap Saçık. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Bugün affetme konusunu işleyeceğiz. O yüzden de ben de beni affet denilen şarkıyla Özcan Deniz'in bu parçasıyla başladım. Ondan sonra arkadaşlar ve tabii ki benim de affetmeyi seçtiğim canlar olduğu için de beni affet derken veya affedilmeyi arzu ettiğim canlar olduğu için de
Beni affet derken duygulandım. Bundan daha iyi nasıl olur? Evet arkadaşlar, bugün bir seans da yapacağız. Şimdi din program öncesi, 1,5 saat öncesi de duyurdum. Dedim ki affetmeyi seçtiğiniz bir can var ise lütfen onu tespit edin. Çünkü saat şu anda 12:05 geçiyor. Saat yarım gibi arkadaşlar, affetmeyi arzu ettiğiniz kişiyi gözünüzün önünde canlandıracağız ve onu çok kolay bir şekilde onun bizde oluşturduğu semptomu ortadan kaldıracağız arkadaşlar. Etkiyi, yani artık onu hatırladığımızda o bizi, bizim affetmeyi seçtiğimiz kişiyi hatırladığımızda arkadaşlar, artık bizde o izler olmamış olacak. Bundan dahi nasıl olur? Ve böylelikle de bunu kendimiz için de yapabiliriz. Yani affetmeyi seçtiğimiz kişi kendimiz de olabiliriz. Burada kendimizi affetmeyi de seçiyor olabiliriz. Bu arada şunu söylemek istiyorum canlar. Sevgili kocacığım Ömer Dalman, iyi yayınlar diyen yüreğinden öperim seni canım kocam benim. Arkadaşlar hani affetmek Allah'a mahsustur. Diğer can dostlarıma da çok büyük saygı duyuyorum. Bununla birlikte arkadaşlar, her ne olursa olsun yüklerimizi hafifletmek. Hani bizim amacımız neydi? Hani bu NLP ile, yaşam koçluğuyla hedefimiz, idealimiz neydi? Kendimizi ve dünyayı daha iyi bir yer yapmak. Bundan dolayı kendimizle ilişkin yüklerimizi hafifletsek, değil mi? İnsanlara olan kızgınlıklarımız olabilir, öfke, buna benzer bazı şeyler bizde semptomlar oluşturmuş olabilir. Zübeyde'cim hoş geldin. Reyhan Yenilmez hoş geldin. Arkadaşlar o kendimiz de olabiliriz. Kızgın olduğumuz kişi. Şunu şöyle yapmasaydım, ah bunlar başıma gelmezdi diyerek kendimize kızdığımız, kendimize affedemediğimiz şeyler de olabilir. Bundan daha iyi nasıl olur? Bunları biz kolaylıkla bundan özgürleşebiliriz. Neyle? NLP ile. Beyin dili programlamayla bundan özgürleşmek kolaylıkla mümkün. Bir seansta, Nurdan Çetintaş hoş geldin. Bir seansta affetmeyi talep ettiğiniz kişi kimse, ondan özgürleşeceğiz canlar. Bundan daha iyi nasıl olur? Ve böylelikle ne yapacağız arkadaşlar? Yüklerimizi hafifleteceğiz. Ve kendimize çok büyük bir katkıda bulmuş olacağız. Ve tabii ki karşımızdaki can dostumuza da çok büyük bir katkıda bulmuş olacağız. Sevgi Can Recep Coşkun, hoş geldiniz. Arkadaşlar, saat tam yarımda, yani yarıma kadar affetmekle ilgili NLP'deki bazı şeylerden bahsedeceğim size. Bize kolaylaştırıcı olacak olan bazı bilgiler vereceğim. Ve saat tam yarımda da arkadaşlar seans yapacağız. Yarım, yarımı beş geçe gibi seans yapacağız. Siz de kimi affetmeyi seçiyorsanız, bu kendiniz olabilir veya anneniz, babanız, aile dostunuz, arkadaşınız, kimse eğer arkadaşlar, onu gözünüzün önünde canlandıracaksınız. Ben sizi yönlendireceğim ve affetme seansı yapacağız. Bundan daha iyi nasıl olur? Okey mi arkadaşlar? Şimdi size NLP'de affetme konusuyla ilgili söyleyeceğim sözler var. Bunu toplam kolaylıkla, neşeyle, ihtişamla size aktarabilmem ve kolaylaştırıcı olabilmem için neler mümkün. Evet arkadaşlar, şimdi biz aslında birilerine küserek, kırılarak, burasını çok dikkatle dinlemeniz için neler mümkün? Acaba neyin kafasını yaşıyoruz arkadaşlar? Çünkü biz ne demiştik? Ne demiştik arkadaşlar? Düşünebiliyor musunuz? İnsanlar, biz, ben, siz, yani zaten siz benim yansımamsınız. Hepiniz bensiniz. Bu da zaten benden bana sohbetler ve NLP eğitimi. Ay ben, hoş geldin. Sakın bir yere gitme. Bundan daha iyi nasıl olur? Arkadaşlar, düşünebiliyor musunuz? Bir kere hani ne demiştik bilinçaltının temel özelliklerini anlatırken, NLP'nin temel ilkelerini anlatırken ne demiştik? Hiç kimsenin davranışı ve hiç kimsenin söylediği sözler onun
karakteri değildir demiştik. Hatırladınız mı? Bunu söylerken nereden yol almıştık? Selam Sat, hoş geldin. Sen de cansın ay benim. Arkadaşlar çünkü arkadaşlar biz insanoğlu olarak olduğumuz o kudreti alıp kabul etmediğimizde, hani böyle zaman kavramı yok, geçmiş yok, gelecek yok demeyip o anı yaşayıp bilinci seçmediğimizde, yani o anda kalmayıp o anı, o andaki enerjiyi takip ederek bedenimizde mevcut olarak bilinçte kalmadığımızda arkadaşlar ne yapıyor? Bilinçaltı bunları biriktirdiği anılarla, biliyorsunuz bilinçaltı her şeyi kaydediyor. Yani her şey, dünyanın en büyük bilgisayarından daha büyük bir bilgisayara sahibiz. Nezahat'cığım hoş geldin. Dolayısıyla biz anda mevcut olup bilinci seçmediğimizde arkadaşlar bilinçaltımız devreye giriyor, değil mi? Ve bize geçmiş anılardan karıştırıyor böyle, ki biliyorsunuz negatif olanlar, negatif anılar, yani bizde olumlu etki yaratmayan anılar da en tepede. Yani böyle bir kayıt şekli var bilinçaltının. Bizi kıran şeyleri en tepede kaydediyor düdük. Dolayısıyla arkadaşlar şimdi o zaman bilinçaltı o anılardan bizi korumak ve bizi mutlu etmek adına, yani bizi koruyabilmek adına, Yeliz'cim hoş geldin, ne yaptı? Bizi o anılarla, geçmiş deneyimlerle arkadaşlar o an olan herhangi bir olaya tepki verirken arkadaşlar bilinçaltımız girdi devreye. Yıldız Canan hoş geldin. Dolayısıyla o biz miyiz? Arkadaşlar o biz miyiz? Dilber Pepe hoş geldin. Yani bir olay olduğunda bir arkadaşımız örneğin sohbet ederken bir anda işte konu farklı yerlere vardı ve siz ona kırıldınız. Arkadaşlar o anda belki o kişi neyi yaşıyor? Neyin içinde? Hangi enerjileri algılıyor? Ve hangi durumda ki? Ve ona bilinçaltı, eğer bilinci seçmediyse, bir de bazen bilinci seçmediğimiz anlar olabiliyor değil mi canlar? Sonsuz tanımsız bir varlık olduğumuzu ne çabuk unutabiliyoruz değil mi? Bundan daha iyi nasıl olur? Ve daima bunu 7-24 hatırlamamız için neler mümkün? Ne oldu? Bilinç ortada yok. Bilinçaltı devrede. Böyle olunca da biz kontrolü bilinçaltına bıraktığımızda kelimeler, ağzımızdan çıkan kelimeler, söylediğimiz sözler bizim davranışımız veya bizim karakterimiz değil. O halde biz karşımızdaki kişiye kızdığımızda, öfkelendiğimizde arkadaşlar biz neyin kafasını yaşamış oluyoruz? Bundan daha iyi nasıl olur? Eğer bundan böyle arkadaşlar biz hepimiz kendimizi ve dünyayı daha iyi bir yer yapmak için herkesin söylediği sözlerin ve davranışların onların karakteri olmadığını artık bilinç ile fark etmemiz için neler mümkün? NLP'nin temel ilkesi arkadaşlar, bunlardan bir tanesi bu. Bunu şu ana kadar olan 10 hazırlık dersinde de sürekli tekrar ettim. Çünkü gerçekten temel taşını oluşturuyor. Aha Yeliz İnal hoş geldin. Yeliz'in sevgili asistanımın sevgili güzel teyzesi hoş geldin. Arkadaşlar dediğim gibi sevdiğimiz arkadaşlarımız, dostlarımız, ailemizle bazen ne yapabiliyoruz? Uyumsuzluk yaşayabiliyoruz, kırgınlık yaşayabiliyoruz, öfke yaşayabiliyoruz, bir takım sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Oysa ki can dostum, sevgili canlarım, oysa ki o an hepimiz Manna Omuş hoş geldin, Derya Yıldız hoş geldin. Oysa ki canlar, bizim her davranışımız bizi yansıtmıyor. Ancak ve ancak bilinçte olduğumuz zaman
bilinci seçtiğimizde o anki davranışlarımız ve söylediğimiz sözcükler bizi bir parça yansıtabilir. Bir parça o da bakın. Anlatabiliyor muyum canlar? Bilinci seçtiğimizde, anda mevcut olduğumuzda söylediğimiz söz ve davranışlar ancak bizi bir nebze temsil edebilir. Bu durumda bizim, Şahika hoş geldin. Bu durumda bizim insanlara kırılmamız, küsmemiz, affetmememiz, bir de üstelik bununla ilgili yeminler etmemiz, bir daha seni affetmeyeceğim dememiz, anca mezarıma bile gelme ölürsem dememiz ki bunları çok ettik. Arkadaşlar, bize katkı mı? Canlar. Ve üzerimize büyük yük taşıyoruz. Yani kendi kendimize algıladığımız, kendi kendimize o ilginç bakış açısını alıp kabul edip kendimizmiş yaptığımız ve böylelikle de kendi kendimize karşımızdaki kişiye kırılıp, kızıp, öfkelenip bir daha affetmeyeceğim onu. O benim evet yıllardır arkadaşımdı. Annem de olsa affetmeyeceğim, babam da olsa affetmeyeceğim. Kendimi de affetmeyeceğim demiyor muyuz arkadaşlar? Oysa ki kim bilir bilinçaltı ne işler karıştırdı? Ona nasıl komutlar verdiysek gayrı, değil mi arkadaşlar? Bilinçaltı ne yapıyordu? Bizim emirlerimizi yerine getiriyordu. Bizi mutlu etmek ve bizi hayatta tutmak gibi bir görevi var. Değil mi canlar? Ve o anda biz bilinci seçmediğimizde bilinçaltı devreye etekleri zil çalan bir kadın gibi girip eyvah ne oluyor burada böyle diyerek arkadaşlar ortalığı karıştırıyor. Aslı Şah Zeynep hoş geldin. Ve böylelikle can dostlarım biz karşımızdaki kişinin artık sözlerini, davranışlarının onun karakteri olmadığını fark etmemiz için neler mümkün. Ve böylelikle de insanlar bir şeyler söylediğinde veya bir davranışta bulunduğunda sadece ilginç bakış açısı dememiz için neler mümkün. Evet arkadaşlar, 15 dakika sonra bir affetme seansı yapacağız. Yeni katılan arkadaşlara söylüyorum. Kimi affetmeyi seçiyorsanız hazır olun, onu karşınıza getireceğiz ve onun etkilerini yoklayacağız arkadaşlar. Hayatımızda bir daha o yükü üzerimize taşımayacağız ve bunu bu seansı size öğreteceğim. Bu hazırlık dersinde herkes için yapabilirsiniz. Arkadaşlar, bunun yanı sıra affetmekle ilgili, Özlemciğim hoş geldin, affetmekle ilgili şunu söyleyebilirim. İki kişi arasında arkadaşlar, iki kişi arasında kim uyum ve ahengi sağlıyorsa o kişi o ilişkide üstün olan taraftır. Bundan daha iyi nasıl olur? NLP'nin böyle bir özelliğinden bahsetmek istiyorum. Çünkü hatta Freud'un olsa gerek bir sözü vardı. İki kişinin olduğu yerde mutlaka bir kişi güçlü olmak durumundadır diye. Ay bence çok teşekkür ederim. Anlatabiliyor muyum canlar? Yani kim uyum gösteriyorsa, kim ahenk sağlıyorsa o kazanan olur. Bundan dahi nasıl olur? Sevgili asistanım, öyle affetmeyeceğim dediğinde şu anda kaç yaşındasın? Duru Sevil Kavlan hocam aklıma geldi. Biz böyle yaptığımızda bize sorardı. Şu anda kaç yaşındasın derdi. Arkadaşlar, ben asla affetmeyeceğim diyorsanız kendi kendinize, o zaman sorun bakalım şu anda kaç yaşındasınız? Evet Filiz'cim, affetmek istemediklerimiz ne olacak diye sormuşsun. Canım biriciğim benim. O an sor kendine, affetmek istemeyen Filiz şu anda kaç yaşında? Çünkü bilinçaltının zaman kavramı da yok. Her şeyi şimdi sanıyor. Yüksel Ferdi hoş geldin. Ya bilinçaltının zaman kavramı olmadığı için bak 5 yaşındayım demiş. Musa affetmediğim, yani birisini affetmek
seçmiyorsanız, yani ben asla affetmem diyorsanız, o an hemen kendinize sorun. Şu anda ben kaç yaşındayım? Çünkü bilinçaltının zaman kavramı yok. 3 yaşında olan bir olayı da şimdiymiş gibi, 3 yaşındaki bir olayı da şimdiymiş gibi görüyor sevgili canlar. Dolayısıyla tabii affetmek, affetmemek de bir seçim. İsteyen affetmemeyi de seçebilir. Çünkü seçim yaratır. Neyi seçersek onu gerçekleştiriyoruz. Sema Karaoğlan hoş geldin. Ali Yetirli hoş geldin. Sevgili canlar, biz neyi seçiyorsak, yani hayatımızda hiç kimse şunu demesin. Ya her şey seçim mi ya? Olur mu öyle şey? Demesin. Gerçekten de biz neyi seçtiysek şu an onu yaşıyoruz. Filiz, bıktım usandım ama demiş. Filiz, kendine gel, kendine gel, kendine. Zübeyde Özer demiş ki aynı anda birkaç kişi de uygulanabilir mi? Ayrı ayrı zamanlarda uygulayabiliriz tabii ki. Yani bir anda önce bir kişi, size seansı göstereceğim. 10-12 dakika kaldı. Bir affetme seansı yapacağız. Bununla birlikte arkadaşlar, ondan sonra herkes için siz bunu yapabilirsiniz. Burada NLP'li bir teknik bu. Umarım sevgili, neşeyle olsun arkadaşlar. Bir şey neşeyle oluyorsa çok kolay olur. Bundan daha neşeli nasıl olur? Affetmeyi çok neşeli şekilde yapabilmemiz için neler mümkün arkadaşlar? Sevgi Can, ya affedecek kimse yoksa ben bulamadım. Süper. Seni yürekten tebrik ediyorum sevgicim. Evet, o zaman sen de bize şahit olursun. Böyle bir durum olmaması için neler mümkün? Tabii ki insanları, olan olaylara duygu yüklemediğimizde, her şeye bir ilginç bakış açısı dediğimizde, her olan olayı bir hediye olarak gördüğümüzde ve her şeyin, ama her şeyin bize hediye olduğunu fark ettiğimizde zaten affetmek diye bir durum yok. Bilinçli olan kişi neyi seçer arkadaşlar? Kendimi affederdim abi ben. Evet, bundan daha nasıl olur? Dönüşüm ve şifaya davet, hoş geldin. Jasmine hoş geldin. Evet arkadaşlar, bilinçli bir kişi zaten Sevgi Can'ın söylediği gibi affetme diye bir durumu yoktur. Hani bilinci seçmiş şimdiye kadar, bilinçten işlevsel olmuş kişinin, Gamzeciğim hoş geldin, Gamze İnanoz Çelik. Şimdiye kadar bilinci seçmiş olan kişi zaten affedip affetmemek diye bir durumu yok ki. O anda yaşıyor, bilinçli. Geçmiş zaman yok, gelecek zaman yok. Ondan sonra hayatın tadını çıkarıyor, anın tadını çıkarıyor, enerjileri fark ediyor. O enerjileri takip ediyor. Bedeninde bulunuyor mevcut şekilde. O zaman zaten onun affetmek gibi bir durumu yok. Çünkü niye? O her şeyin, ama her şeyin hediye olduğunun farkında. Her şeyin bir nimet olduğunun farkında bilinçli kişi. Kendi anne babasını kendisinin seçtiğinin farkında. Kendi arkadaşlarını kendisinin seçtiğinin farkında. Her şeyi seçen kişinin ve yaşamını oluşturan kişinin kendisi olduğunun farkında bilinçli insan. Ayşegül hoş geldin. Evet, değil mi canlar? Bundan daha iyi nasıl olur? Bilinci seçtiğimizde zaten her şey çok kolay. Bilinçten işlevsel olduğumuzda neşe kolay bir ihtişamla. Bakın altını özenle çiziyorum her derste. Neşe, neşe, neşe. Neşeyle bundan daha neşeli nasıl olur diyerek yaşama her gün yüksek titreşimle sonsuz tanımsız bir varlık olarak uyandığımızda. Dilek Doğan'a hoş geldin. Ayten Akdoğan, tekrar hoş geldin. Şu an okuyamıyorum her yazıyı arkadaşlar. O zaman ne olacak? Sen bilinci seçmişsin zaten. Sen zaten anda yaşıyorsun. Oo, uçmuşsun sen. Anın tadını çıkarıyorsun. Bugünün bana hediyeleri nelerdir?
Bugün beni hangi mucizeler bekliyor? Ben bugün hangi ihtişamlı yaşamı yaşayacağım? Bugün görmem gereken şey nedir? Bir olay olduğunda bunun bana hediyesi nedir? Eğer bu bedeninde semptom oluşturan bir olaysa bu nedir? Ben bunu değiştirip dönüştürebilir miyim? Değiştirip dönüştürebilirsem nasıl dönüştürebilirim diyen kudretli insan, onun affetmek diye bir sorunu var mı? Çünkü biliyor ki her şeyi kendi seçti. Kendi annesini, babasını, arkadaşlarını, değil mi? Çünkü biz sonsuz tanımsız bir varlık olarak ilk ruhlar yaratıldığında kendi anne babamız, hayat hikayemizden rol alan tüm sanatçıları seçen biziz arkadaşlar. Biz neyin kafasını yaşayıp bir de kırılıp darılıyoruz? Bilinçli insan anda mevcut olan ve her şeyin hediyelerini fark eden kişidir can dostlarım benim, değil mi? Bundan daha iyi nasıl olur? Evet arkadaşlar, şimdi ne yapacağız? Kaç dakika kaldı? 5 dakika sonra bir affetme seansı yapacağız. Ve dediğim gibi bazı can dostlarım diyorlar, onlara da saygı duyuyorum. Affetmek Allah'a mahsustur. Okey, onlara da saygı duyuyorum. Burada şöyle de diyebiliriz. Öfkelerden, kızgınlıklardan özgürleşme seansı da diyebilirsiniz. Alıp kabul edin arkadaşlar. Direnç göstermenin bize bir katkısı var mı? Sonuçta yüklerimizden özgürleşelim de, değil mi? Kendimizi ve dünyayı daha iyi bir yer yapmak için yüklerimizden kurtulsak, özgürleşsek bu ne yaratırdı, değil mi can dostlarım? Evet arkadaşlar, affetmeyle ilgili diğer bir not olarak şunu almışım. Her insanın hayatında bazı izler olabilir ve o izlerden dolayı da hareketleri ve davranışları ve kullandığı sözcükler bir alışkanlık eseri farklı şekilde ifade ediliyor olabilir. Biz de bize böyle söyledi, böyle konuştu, böyle davrandı diyerek o kişiye kırılmamızın, darılmamızın, gücenmemizin ve bir daha affetmeyeceğim dememizin değeri nedir arkadaşlar? Evet arkadaşlar, bunun dışında neyi söyleyebiliriz? Şeyi de söyledim. Affeden kişi önde gidiyor. Bunu hatırlayın. Kim kimi affederse ondan arkadaşlar bir tık yöneten konumunda oluyor. Bundan daha iyi nasıl olur? Evet arkadaşlar, başlayalım mı seansımıza? Kim affetmeyi seçiyorsa arkadaşlar çok güzel bir seans yapacağız. Ve bu seansla arkadaşlar ve gerçekten bundan sonra da arkadaşlar bilinci seçelim. Birinci seçtiğimizde biraz önce sevgili değerli arkadaşımın söylediği gibi, Sevgi Can'ın söylediği gibi affetmeye ihtiyaç olacak hiç kimse kalmasın. Düşünebiliyor musunuz? Öyle güzel anılarımız olsun ki bilinçaltı geri dönüp baktığında öyle harika anılar görsün ki böyle karıştırdığında her şey çok güzel, her şey güvende, bu da mutlu desin. Ondan sonra arkadaşlar ve o anda biz neşeyi, kolaylığı, ihtişamı, bilinci seçelim arkadaşlar. Bundan daha iyi nasıl olur? Evet arkadaşlar, herkes önce derin bir nefes alsın. Böyle teslimiyete geçelim. Tüm duygular, düşünceler, her şey şu anda arkadaşlar kapının önüne bırakın. Bu seanstan sonra geri alabilirsiniz. Şu anda bütün bariyerlerinizi indirin. Tamamen kendinizi özgür bırakın. Derin derin nefes alın. Kendinizi bırakın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, kızgın olduğunuz, öfke duyduğunuz, kırıldığınız ve şimdi şu anda affetmeyi seçtiğiniz kişiyi gözünüzün önüne getirin. Tam karşınızda duruyor şu anda. Gözleriniz kapalı. Ve tam karşınızda duruyor. Onun
Saçı, başı, gözü, kaşı, her şeyle net bir şekilde görün. Üzerindeki kıyafetiyle ve hatta sizde öfke, kızgınlık uyandıran ve sizin ona öfkelenmenize sebep olan belli bir an varsa o anda gözünüzün önüne gelsin. O kişiyi net bir şekilde görün arkadaşlar. O anda o kişinin üzerinde giydiği kıyafeti de renkli şekilde görün. Tam olarak net bir şekilde görün. O kızdığınız kişinin bir kokusu varsa o kokuyu algılamaya çalışın şu anda, fark edin. Bir ses var mı o anda, o kızdığınız kişi karşınızda şu anda bir ses duyuyor musunuz? Onu da fark edin. Çok net bir şekilde şu an o kızdığınız kişi karşınızda net bir şekilde duruyor. Yani kalibre ettik, netleştirdik arkadaşlar. O kişi çok net bir şekilde karşımızda. Gözü, kaşı, saçları, kıyafeti, giyimi, ayakkabıları, oturduğu koltuk veya ayaktaysa hangi ortamda veya affetmeyi seçtiğiniz anda olan bir olay varsa o an, o anda olan bir koku, bir renk, bir o an olan her şeyi net bir şekilde görün ve arkadaşlar o kişiyi hatırladığınızda nerenizde bir semptom oluşuyor? Örneğin boğazınızda bir semptom mu var? Örneğin yutkunma zorluğu mu çekiyorsunuz? Örneğin göğsünüz mü sıkışıyor? Örneğin karnınız mı ağrıyor? Örneğin belinize bir ağrı mı giriyor? Örneğin başınıza bir ağrı mı giriyor? İçiniz mi bulanıyor? Hangi semptom var? O karşınızda affetmeyi seçtiğiniz kişi tam net olarak gördüğünüzde arkadaşlar hangi bölgenizde, bedeninizin neresinde nasıl bir semptom var fark edin. Hemen şu anda fark edin. Belirleyin o semptomu. Örneğin bir diyelim ki boğaz bölgesinde bir semptom oluştu. Onu derecelendirin. Örneğin 1 ile 10 arasında bir derece vermek istediniz. Hangi derecede şu anda bir sıkıntı var? Örneğin 10 puanlık bir sıkıntı mı var boğazınızda veya 9 puanlık mı, 8 puanlık mı? Belirleyin. Netleştirin. Bu semptom nerenizde? Bedeninizin neresinde ve hangi derecede bunu fark edin. Benim boğazımda arkadaşlar, affetmek istediğim karşımda tam net olarak ve onu gördüğümde boğazımda bir semptom oluşuyor. Yutkunma zorluğu gibi. Şimdi arkadaşlar o kişiyi ikiye bölün. Bir tarafta, sağ tarafta o kişinin sağ tarafta o kişinin güzel, iyi, sevgi dolu, sizin onayladığınız hali olsun. Sağ tarafta sizin onu onayladığınız, o sevdiğiniz hali olsun. Sol tarafta ise ona kızdığınız hali dursun. Sevdiğiniz bir özelliği mutlaka vardır o kişinin. Mutlaka onunla bir anı paylaşmışsınızdır. Onu zamanında bir şekilde sevmişsinizdir ve sevmenizi tetikleyen şeyler olmuştur. Sevdiğiniz hali, onu sevdiğiniz hali de karşınızda. O şu anda sağ tarafta duruyor. Arkadaşlar, sol tarafta da sevmediğiniz, kızdığınız hali duruyor. Kızdığınız hali duruyor. İkisini de görelim. Şimdi önce sol tarafta kızdığınız, öfkelendiğiniz, kırıldığınız, bir türlü affedemediğiniz o kişiye
her şeyi söyleyeyim. İçinizden her şeyi söyleyeyim. Ben sana çok kızgınım. Sen beni anlamadın. Ben seni çok sevdim. Ben o gün sana şunu söylemek istemiştim. Sen anlamadın. Ya da işte diyelim ki anneniz sizi hiçbir zaman aranızda iyi ilişkiler olmadı. Anne sen bana gerçek bir evladım gibi davranmadın. Sana çok kızgınım. Beni daha çok sevebilirdin. Daha fazla sarılabilirdin. Seninle daha çok şeyler paylaşabilirdik. Neden böyle oldu anne? Tepkinizi belirsin arkadaşlar. Bütün tepkinizi kızdığınız kişiye, kırıldığınız kişiye, şu anda kızdığınız, kırıldığınız kişiye, affetmek istediğiniz kişiye, o sol tarafta bulunan, sizin sevmediğiniz yönlü olan kişiye arkadaşlar, ağzınıza gelen her şeyi söyleyin, dökün içinizi, söyleyin. Şu anda söyleyin. Bağırmanız gerekiyorsa bağırın, kızmanız gerekiyorsa kızın. İçinizden ne geliyorsa söyleyin. Beni daha çok sevebilirdin. Bana daha çok sahip çıkabilirdin. Bana daha iyi annelik yapabilirdin. Örnek. Bu söylemek istediğiniz her şeyi, her şeyi söyleyin arkadaşlar. Her şeyi. Kızdığınız, öfkelendiğiniz o kişiye her şeyi, ağzınıza gelecek her şeyi söyleyin. Bütün kızgınlığınızı ifade edebilecek her şeyi söyleyin. Hafifliğine kadar. Söyleyin, söyleyin, söyleyin. Ve şimdi arkadaşlar, oradan hızla kaçın. Hızla, hemen şimdi kaçın oradan. Ve hemen sağ tarafta olan o iyi şekilde hatırladığınız andaki haliyle o kişiyi görün. Arkadaşlar. Ve ona seni seviyorum. Senin bu halinle seni seviyorum. Senin bu halini hatırlıyorum. Evet, sana kızgın olduğum, öfke duyduğum, sinirlendiğim zamanlarda bu iyi huylarını hatırlayamadım. Ama şu an hatırlıyorum. Senin şu 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 güzel özelliklerin var. Çok tatlı, herkese hediyeler alan, misafirperver bir insandın. Seni bu halini çok seviyordum. Bana bir sürü hediyeler alırdın. Gerçekten bu özelliğinle herkes seni çok seviyordu. Sen çok sevilen bir insansın. Ben de seni seviyorum. Ve bu özelliğinle, şu anda bulunduğun bu güzel özelliğinle, şu anda seni sarıp sarmalıyorum. Senin şu anki halin, iyi halini, o negatif özelliklerinin olmadığı bu şu anki bu halini sarıp sarmalıyorum. Seni affediyorum. Senin bu hallerin, bu özelliklerin, bu olumlu özelliklerini hatırlamayı seçiyorum. Ve seni affediyorum. 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 Seni affediyorum. Senin bu, şu anki bu olumlu halini, bu güzel halini seviyorum. Ve bu halinle seni kabul ediyorum. Senin bu olumlu halin, sevdiğim özelliğin, kabul ettiğim özelliğinle kabul ediyorum. Seni affediyorum, affediyorum, affediyorum. Ona tüm sevginizi verin arkadaşlar. Tüm sevginizi verin. Ve tamamen affetme ruh halinde olun. Tüm sevginizi verin ve affetme ruh halinde olun. Artık o yükü çıkarın. Artık o yük gitti omuzunuzdan. O yük kalktı arkadaşlar. Sevgili canlar, o kişiyi
affettiniz. Şu anda en başta söylediğim semptom, hani o kişiyi şimdi tekrar gözünüzün önüne getirin. Aynı semptomu olan var mı? Yani hatırladığında o semptom gitti mi arkadaşlar? Şu anda gözünüzün önünde o kişi olduğunu düşünelim. Aynı semptom örneğin boğazınızda, midenizde, örneğin belinizde, sırtınızda, omuzlarınızda, onu hatırladığınızda oluşan o semptom şu an var mı? Arkadaşlar, şu an var mı? Yoksa gitti mi arkadaşlar? Bundan daha iyi nasıl olur? Affetme seansı yapan arkadaşlarım, geri bildirim yapar mısınız lütfen? Affetmeyi seçtiğiniz kişinin en başta sizde oluşturan semptomu, örneğin boğaz bölgenizde ya da diyelim ki karnınızda bir ağrı vardı, bir sıkıntı vardı yüreğinizde diyelim ki. Şu anda bu seans sonucunda aynı semptomu arkadaşlar azalma fark ediyor musunuz? Biraz azaldı mı? Ya da tamamen yok oldu mu? Kimlerin biraz azaldı, kimlerin tamamen yok oldu? Bana geri bildirim yapar mısınız lütfen? Nezahat Turhan biraz yok oldu demiş. Derya Yıldız evet demiş. Zübeyde Ezer Kurt gitti demiş. Evet. Bundan daha iyi nasıl olur arkadaşlar? Başka geri bildirim yapmak isteyen var mı? Affettiğiniz kişi, bu kendiniz de olabilir. Ailenizden bir, ay Ayten'im çok ağladım diyor. Peki Ayten'im gitti mi gitti mi, azaldı mı semptom? Yani nerede semptom varsa o semptom azaldı mı arkadaşlar? Evet. Yasemin Tuğcu çok rahatladım demiş. Bundan daha nasıl olur? Karnımda ağrı vardı demiş Dilber Pepe. Tamamen yok oldu. İyiler daima kazanır. Ay Selim, hiç affetmeme duygumu olmadı ki demiş. Eyvallah. Şahika Mevlüt'e kukuş, göğsüm sıkıştı, şimdi göğsüm rahatladı demiş. Aysun Coşan Barankoğlu gitti demiş. Reyhan Yenilmez, sürekli esnedim, gözünden yaş geldi ama azaldı demiş. Necmiye Şener, boğazım hafifledi, yok oldu. Yasemin Yaşam Koçu Ayşe Yücel biraz azaldı demiş. Evet. Semra Demir evet yok oldu demiş. Evet arkadaşlar, çok güzel değil mi? Seçim yaratır ve biz bu seçimi yaparsak, başka geri bildirimi olan var mı? Okey Ayten'in varlığına şükran. Evet arkadaşlar, seçim yaratır. Yani biz, Reyhan Yenilmez Yaz demiş ki sürekli esnedim, gözlerimden yaş geldi ve azaldı. Gülistan Beyaz evet yaş geldi, hepsi gitti. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Çünkü önce seçim. Siz gerçekten affetmeyi seçerseniz bu seans tabii ki daha kolay şekilde ve daha etkili bir şekilde olur. Ve her affettiğimizde bir şey böyle bir takım yüklerimizden tamamen özgürleşmiş oluruz. Evet Fizicim, varlığına şükran. Ne kadar çok sevgili kocacığım ne demiş? Zuhal'cığım, benim bir anlamda öyle çok insanı ve kendimi affetmem söz konusu oldu ki zaman içinde. Yeni affedecek vukuatlar istiyorum dersem inanma. Şaka şaka demiş. Eyvallah. Alemsin Ömer. Sen zaten arıza adamsın. Sen hiç konuşma. Devin Metinkan, çok öfkeli değilim. Yine de çok iyiyim. Çok güzel Devin'im. Varlığına şükran. Hava geleli ben hiç değişiklik görmedim. Okey, o zaman tekrar yapabilirsin Biricim, Havacım. Bundan daha iyi nasıl olur? Ayten'im, senin de varlığına şükran. Ben teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, affetmek istediğimiz kişiyle ilgili ne yapıyoruz? Arkadaşlar, çok kolay. Önce derin bir nefes alıyoruz. Teslimiyete geçiyoruz. Yüce Allah'a kendimizi teslim ediyoruz. Tüm düşünceler, duygular, her şeyi bir kenara önce bırakıyoruz. Sonra da o affetmek istediğimiz, kızgın olduğumuz, öfkeli olduğumuz, kırgın olduğumuz veya bir şey o kişiyi karşımızda tam net şekilde canlandırırız. Bu kişi kendimiz de olabiliriz.
kendimizi affetmediğimiz bir şey olabilir. Onu arkadaşlar karşı gözümüze canlandırıyoruz tam net bir şekilde. Ve o net şekilde canlandırdığımız, affetmeyi seçtiğimiz kişiyi arkadaşlar net gördükten sonra onu ikiye bölüyoruz. İki tane oluyorlar. Biri sağda, biri solda. Affetmek istediğiniz kişi iki. İki tane oluyor. Klonladığınızı düşünün. İki tane oldu. Biri sağda, biri solda. Sağ tarafta o kızdığınız kişi var. Çok kızgınsınız ona. Kızgın olduğunuz kişi var. Yani kızgın olduğunuz şekliyle var. Sol tarafta da sevdiğiniz şekliyle var arkadaşlar. Mutlaka zamanında o kişiyi sevdiniz. Bir şeyini sevdiğiniz bir küçücük bir özelliği de olabilir. Değil mi arkadaşlar? O kızdığınız özellikleriyle o kişiyi canlandırdınız. Bir tarafa da sevdiğiniz, az da olsa çok da olsa sevdiğiniz özelliklerini bir kenara koydunuz. Ve arkadaşlar kızdığınız kişiye döndünüz. Kızdığınız haliyle olan kişiye. İki tane ya. Kızdığınız hali olan kişiye döndünüz. Ağzınıza geleni söylediniz arkadaşlar. Bütün ne söylemenizi istiyorsanız. Nasıl rahatlatacaksa sizi. Küfür mü etmek istiyorsunuz? Küfredin. Bağırmanız mı gerekiyorsa bağırın. Çağırmanız mı gerekiyor? Çağırın. Bağırın, çağırın. Öfkenizi kusun. Rahatlayın. Boşalın arkadaşlar. Söyleyin ne söylemek istiyorsanız. Niçin kızgın olduğunuzu, niçin kırgın olduğunuzu, bu öfkeyi neden içinizde yaşattığınızı ona söyleyin, 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 söyleyin. Rahatladığınızda şöyle hemen oradan kaçın. Öbür tarafta duran iyi hali, bir iyi küçücük bir özelliği de olabilir. O kişi iyi haliyle dursun. İyi haliyle. Hemen onun yanına gidin. Ve o kişiye sarılın arkadaşlar. Sarılın. Bütün sevginizi verin. Unutmayın, hatırlayın. Biz Allah'ın nefesinden sonsuz tanımsız bir varlığız. Biz sevginin kendisiyiz. Aşkın kendisiyiz arkadaşlar. Bize sevgi bol. Onunla sarın, sarmalayın arkadaşlar. Ve sonra affettim seni. Seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum, seni affettim. Teşekkür ediyorum, seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum deyin. Gözlerinizi açın, bakın. Tekrar o kişiyi hatırladığınızda o semptom azaldıysa veya tamamen yok olduysa siz arkadaşlar bir hayli yol kat etmişsiniz demektir. Aynı kişiyi birkaç defa da bunu uygulayabilirsiniz. Ya da farklı farklı kişileri tamamen o semptom yok olana kadar bu seansı yapabilirsiniz. Hiç fark etmez Ayten Örs. Mesela kızdığın kişiyi sağ tarafa alabilirsin ya da sol tarafa alabilirsin. Hiçbir fark yok. Gülcan Tuğba'cığım merhaba. Aliye bu türlü kendimi affetmeyi seçtim. Çok yutkundum ama şimdi çok iyi. Evet. Bazı şeyleri de arkadaşlar çok derinlerde affet, sanki ben affettim dersin. Bununla bir de tam olarak affetmemiş de olabilirsin. Affetmeye kendini odaklamışsındır. Bu güzel bir harekettir. Harika bir harekettir. Bununla bir de belki belli kırıntıları vardır. Yine bunu yapabilirsiniz. Ayten Akdoğan, sevginin güzelliğiyle yaşamak varken neden üzen insanlar birbirlerini? Evet, bundan dahi nasıl olur? Daima birbirimizi arkadaşlar sarıp sarmalamamız için neler mümkün? Hele dünyanın şu an içinde bulunduğu durumda. Seyhan Lofça hoş geldin. Bugün neden geç geldin? Bundan dahi nasıl olur? Seni özledim arkadaşım. Umarım kaydı baştan dinlersin. Merhaba. 10 dakikam kaldı arkadaşlar. Konuyu toparlayalım. Arkadaşlar affetmek, evet, kimine göre Allah'a mahsustur. Ona da saygı duyuyoruz. Bununla birlikte biz de Allah'ın nefesinden sonsuz tanımsız bir varlığız. Kudretli bir varlığız. Ve biz de kızdığımız, kırıldığımız, incindiğimiz kişilere sürekli olarak kafamıza takarak üzerimize yük oluşturmanın bize bir katkısı var mı? Var mı arkadaşlar? Hiçbir katkı sağlıyor mu? Yok.
O halde şimdi neyi seçebiliriz? Tamamen o kızgınlıkları, o kırgınlıkları, o öfkeleri tamamen özgürleştirmeyi, yüklerimizi azalttıkça arkadaşlar başımız göğe erecek. Hakikaten öyle. Bilinci erişim, daha fazla bilinci erişim için, değil mi? Yüklerimizi hafiflesek bu ne yaratırdı canlar? Bundan daha iyi nasıl olur? Seyhan'ım ne demiş? Ben de özledim, mesaideyim, anca yetiştim. Her yerini tekrar tekrar izliyorum. Var ne şükran Seyhan'ım. Birlikte başka neler mümkün arkadaşlar. Her gün saat 12'de bir özel durum olmadığı müddetçe sizlerle hazırlık sınıfı yapıyorum. NLP biliyorsunuz asıl yeni yılda başlayacak. İlk haftası itibariyle NLP ve yaşam koçluğu eğitimi ücretsiz hediye, yeni yıl hediyesi. Ve üstelik katılım sertifikası da vereceğim sizlere. Bundan daha iyi nasıl olur? Başka hangi hediyelerimiz mevcut birbirimize? Bununla birlikte şu anda da ne yapmış oluyorum? Hazırlık sınıfıyla bir böyle önden bir geçiş yapıyoruz. Hani NLP'yi, beyin dili programlamayı şöyle bir geçiş yapıyoruz. Bugün de sanıyorum 10. ya da 11. hazırlık sınıfı dersini yapmış olduk. Bundan daha iyi nasıl olur? Arkadaşlar yarın da böyle akışta, biliyor musun? Önceden hiç programlamıyorum. Nezahat Turhan 554-580-2476'dan bana ulaşabilirsin. Arkadaşlar aynı zamanda Duru Sevil Kavlan eğitimleri promotörüyüm. Foundation eğitimleri ve onun Zoom'ları için de bana erişim sağlayabilirsiniz. Ya da Uluslararası Bilim ve Eğitim Konfederasyonu'nun tali ortağıyım. Her alanda iş bulma ve iş yeri açmaya tam yetkin uluslararası uzman sertifikalar verebiliyorum. Bu konular için de beni ve sevgili asistanımı arayabilirsiniz. Gülcan'ım sevgiyle selamlarla. Okey. Evet arkadaşlar, 554-580-2476 telefon numaramı tekrar ettim Nezahat'cığım. Okey. Asistanım Musab Nedim Mutlu, onu da arayabilirsiniz. Arkadaşlar yarın saat 12'de görüşmek dileğiyle yaşamımızı, dünyayı, kainatı, kendimizi daha iyi bir yer yapmak için birbirimizi daha fazla sevgiyle sarıp sarmaladığımız ve kırgınlıkları bir kenara bıraktığımız ve her şey, söylenen kelimelerin, davranışların bizim karakterimiz olmadığını da bilinçle fark etmemiz için neler mümkün. Size en içten sevgilerimi sunuyorum. Aşkla. Yarın görüşmek dileğiyle.